Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Kasa. Bugün yine geometride üçgende benzerlik üzerine duracağız. Üçgende benzerlik, daha önce de anlattığımız şekilde eşlikle aynı kuralları sağlayacak. Yalnız eşlikteki farklılığımız, eşlikteki oranımız birebir orandır. Buradaki oranımız küçülebilirdi, büyülebilirdi. Mesela bir fotoğraf çektirdim. Fotoğrafın kendi çektirdiğim fotoğrafın ne olmuş oldu? Daha küçük hali olmuş olacak. O zaman bunun benzeri meydana gelecek. Üçgenlerin benzerliğinden bahsediyorsa, araya getireceğimiz sembol bu olacaktır. Eğer böyle bir şey yazıldıysa, karşılıklı açılar eşit olacak. Yani A açısı D açısına eşit olacak. BE açısına eşit olacak. CF'ye. Aynı şekilde kenar oranı AB'nin DE oranı, BC'nin EF oranı. Sıralar önemli burada. BC'nin EF oranı, AC'nin DF oranı. Buradan biz benzerlik oranını var. Bu bir orantıda K benzerlik oranı diyoruz. Üçgenlerin benzerliğini anlatırken bunu gösteriyoruz. Eğer örnek 2 bölü 3 oranı varmış diyor. Nedir? Kenarlar 2 bölü 3 oranında arttırılmış anlamda. Bu üçgenler benzermiş. O zaman yazalım, üçgenler benzerse hangisi doğru yanlış diyor. A açısına karşı ne gelmesi lazım? R gelmesi lazım. O zaman birinci ne olur? A açısına karşı P gelmesi. Bu R demiş, yanlıştır o zaman. Birinci maddemiz yanlış. Yanlış doğru. Bu yanlış o zaman. İkinciye geldik. Benzerlik oranını kenarların AB'nin DR'ye oranı. Burada da devam ettik. CB'nin, BC'nin RS'ye oranı. O zaman şunun ikisini alırsanız arkadaşlar, oran eksi K oluyor. Sıfır olmuyor burası. Bu da yanlıştır. Bakın, BC'nin RS'ye oranı 2 bölü 3 demiş. Doğrudur. BC'nin RS'ye oranı 2 bölü 3'tür. Doğru yazılmış. O zaman üçüncü şıkkımız doğrudur. Dördüncüye geldik. Hangi üçgenlerin benzerliği yazılmış? Ç'den başlamış. O zaman Ç'ye karşı S'den başlayacak. Sonra ikinci A'ya karşı R gelecek. A'ya karşı pardon P gelecek. O zaman bu da doğrudur. Sonra AB'nin PR'ye oranı, işte şurada içler dışlar çarpımı yaparsa o zaman bu da doğru olur. O zaman burada C, Ç şıkları ve D şıkları ne yapmış oldu? Doğru olmuş oldu arkadaşlar. Biz burada üçgenlerin benzerliğini aynı şekilde yine kenar açı kenar özelliğini kullanarak da bulacağız. Kenar açı kenar. Yani iki kenar orantılı olacak. Mesela bu kenar bu katı olacak veya 1 bölü 2 veya kat k kat olacak. Bu kenar bununla orantılı olacak. Aradaki açı da eşse biz üçgenlere benzer üçgen diyoruz. Yani iki kenarı karşılıklı orantılı, bunların oluşturduğu açı eşse üçgenlere biz benzer üçgen yazabiliriz. Örnek, 4'e karşı 6'yı alsak, 4'e karşı 6 ne var? 4'ün 6'ya oranı 2 bölü 3. 6'nın 9 oranını aldık. Bu da 2 bölü 3. Bu açılar da eş. O zaman bu 8'si buraya x diyoruz. Benzerliği bulduk o zaman. Hangi üçgenler benzer? BAC üçgeni benzerdir. Bakın bu A'ya karşı L açısı gelecek. 4'e karşı 6 gelecek. MLK üçgeni. Bunu yazdığımız zaman sorunumuz olmuyor arkadaşlar. Ondan sonra da oranımız 2 bölü 3. Şunları sadeleştirirsek 2 bölü 3 olur. Bizden zaten 8'in x oranını soruyor. 8'in x oranı buradan aradığımız sonuç karşımıza çıkar. O da 12 olarak elde edilecek demektir. Yine aynı şeye bakalım. Burada üçgen verilmiş. Hemen yaptığımız işlem şudur arkadaşlar. Bakın şu üçgenle AD E üçgeni A açısı ikisinde ortak. Bunun 4'ü AD'sine karşı bak buradaki 8 alsam bu 3'e karşı da 6 yazsam o zaman ne yazacağım? Benzerdir. Bu 4'e karşı 8 gelmesi için ACB üçgeni. Direkt ABC yazarsak yalnız olur. Bak, bakıyoruz. AD 4,
AC 8, DE bilmiyoruz şimdi. AE vermiş. AE 3. AE'ye karşı AB geliyor 6. İşte 1'e 2 oran çıktı arkadaşlar. O da eşittir 6 bölü x diyebilirsiniz. Bundan sonrası devamı gelir. Buradan da 1 bölü 2 eşittir 6 bölü x'ten x eşittir buradan 12 olarak bulunur. Yani bizim önemli olan ortak açımız var. Bu kenarla bunu karşılaştırsak oluyormuş. Diğer taraftan da bu kenarla bu kenarı karşılaştırıyorum. Çünkü 3'ün 6'ya, 4'ün 8'e. İkisinde de benzerlik oranı aynı oluyor. O zaman 6'nın x oranı da aynı olacaktır. Evet. Yine açı açı benzerlik oranımız var. Eğer iki açısı eşse, üçüncü açıya bakmayız. Zaten otomatikman üçüncü açı eş olur. İki açısı eş olan üçgenlerin üçüncü açısı da eş olur. Biz üçgenlere benzer üçgeni diyebiliriz. Mesela bu soruda D, C'ye eşitse bak bu açı da ortak açı. O zaman ben burada benzer üçgenleri yazabilirim. Kimdir bu benzer üçgenler? A, D, E üçgeni. Bu benzerliği doğru yazmamız lazım. D'ye karşı C'yi getireceğiz. A, C, B üçgeni. Niye göre? Açı açıya göre benzer oldu. Eğer bunlar açı açıya göre benzerliği yazdıktan sonra şimdi AD'nin AD direkt yazıyorum 5'in. AD'ye karşı AC'ye gelecek. 4 artı x. DE ile işimiz yok. AE 4. AE'ye karşı AB'ye gelecek 8. Yani 1'e 2 oranı varmış. O zaman bura 10 olması için x'in 6 çıkması lazım. Ya da hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 16 artı 4x eşittir 40. 4x eşittir burada. 24 yaptı. X eşittir 6. Şu sayıları sadeleştirerek de 1'e 2 sadeleştirmeni yaparak belki sayıları daha kolay çözümünü sağlayabiliriz arkadaşlar. Yani şu sadeleştirmede bence fayda var. Evet. Şimdi bize burada bunları verilene göre bu açı bu açıya eş. O zaman yapacağım şu açı ikisinde de ortak açı. O zaman bu açı ortaksa ben ortak açıya göre bunların eşliğini yazacağım. Yazıyorum. ABC üçgeni benzerdir. A'ya şuradaki A'ya karşı buradaki D'ye gelecek. D, B, A üçgeni. Olay bitti. Neye göre? Açı açıya göre. A açısına karşı D'yi B ortak ortaya yazdım. Üçgenler açı açıya göre benzer oldu. AB'nin yani X'in AB'ye karşı DB'yi alacağız. 8 oranı. Buraya geleceğim. BC 2. BC'ye karşı BAX. Şunları buraya bir daha yazmaya düşünmedim. İstersen yazayım. AB'nin DB'yi oranı. BC'nin BA'yı oranı. Bu da eşittir. AC'nin bunu uzatmadım. Direkt yazmaya çalıştım. AC'de karşı da DA gelecekmiş arkadaşlar. Zaten şuradan ben az önce yaptım işlemi. Bunu uzun fazladan yazdım. Buradan x kare eşittir 16 oldu. X buradan 4 olarak çıkacakmış. X uzunluğu 4. Şimdi de aynı şekilde üçüncü olarak üçgenlerin benzerliğinde kenar kenar kenarı kullanacağız. Kenar kenarı kullanmamızın en büyük esprisi açı bulmadadır. Üç kenarı belli ise o zaman bulunacak şey açı hesaplamadır. Üç kenarı orantılıysa biz üçgenlere kenar kenara göre benzer üçgen diyoruz. Üçgenler benzerse karşılıklı açılara eş diyeceğiz. Örnek vermiş arkadaşlar. Bakalım şimdi şurada. 4 var. Buradaki oranlara bak. 4'e karşı 2 alsam yarısı. 8'e karşı 4. 6'ya karşı 3. O zaman bu iki üçgen birbirine benzer oldu. Benzerlik oranı 1'e 2 oranı oldu.
Hangi üçgenler olduğu? Üçgenleri de yazabilirim. ABC üçgeni benzerdir. AB dediğine göre 4 birim. O zaman bu D olacak. BC 6, o zaman bu gelecek. Tamam. O zaman DEF üçgeni. Bakın yazdığımız kenar AB'nin DE oranı 1'e 2 kat. BC'nin EF'ye oranı. AC'nin DF'ye oranı. DF'de 4. O zaman bunlar kenar kenara göre benzer üçgen oldu. Kenar, kenar, kenar. Ayrıca hangi üçgenler benzer demiş. Yine bir de bununla buna bakalım. 4 ile 6 var. 6 ile 9 var. 8, 12. 1,5 katı var. O zaman bu üçgenle bu üçgen de benzer olur arkadaşlar. ABC üçgeni benzer olur. AB'ye karşı KL'ye geliyor. KLM üçgeni. O zaman bunlar eş benzerse bunun ikisi de benzer. O zaman bu üçgen birbirlerine ne olmuş olur? Benzer olmuş olur arkadaşlar. Yani son olarak ABC'nin ikisine de benzer olduğu için DEF üçgeni de benzerdir. KLM üçgeni söyleyebiliriz. Evet. Şimdi burada örnek demiş. Burada benzer üçgenleri bulmamızı istiyor bizden. Sonra da x bu 6 var. 6, 7, 7. Açı eş. Açı eş. O zaman biz burada benzer üçgenleri yazabiliriz. Neye göre? Açı açı. İki açı eşliğinden yazabiliriz arkadaşlar. Mesela bu açı buna eşit. Yani o zaman A, B, C üçgeni benzerdir. A'ya karşı E gelecek. B'ye karşı D gelecek. F üçgeni. Üçgenler eşse, benzerse kenar uzunluklarının orantısı. AB'nin altının ED oranı. Evet arkadaşlar. Doğru mu yazdım? Bir daha bakalım. ABC üçgeni. A'ya karşı E geliyor. ED F üçgeni. ABC üçgeni EDF üçgenine benzer oldu. Şimdi geliyoruz benzerlik oranlarını yazmaya. AB uzunluğu 7'ymiş. AB 7. Diğer taraftan ED 7. O zaman benzerlik oranı 1 çıktı arkadaşlar. Öbürü de 6'ya 6 oldu. 9 ve X oldu arkadaşlar. Yani benzerlik oranı 1. X işte buradan 9 olarak elde edilir. O zaman benzerlik oranı 1 olduğu için üçgenler aynı zamanda eş üçgenler olur. Üçgenler benzerlik oranı 1 olması üçgenlerin eşliğini de yazabileceğiz demektir. Evet. Eğer üçgenler benzer üçgenlerse bunların yardımcı elemanlarında da benzerlik oranı aynıdır. Açıortaylarının oranı aynıdır. Kenarortaylarının oranı aynıdır. Yüksekliklerin oranı aynıdır. Değer çevreleri oranı aynıdır. Sadece alanları oranı değişecek arkadaşlar. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi olacaktır. Çevreleri oranı da benzerlik oranına eşit olacaktır. Yani üçkenarın orantı özelliğinde bakın buradan bunları toplayıp aşağıda toplarsanız benzerlik oranı değişmiyor. Yani o zaman biz burada şunu söyleyebiliriz. Çevreler oranını benzerlik oranıyla aynı. Yükseklikler oranı aynı. Açıortaylar oranı aynı. Kenarortaylar oranı aynı. Sadece farklı olan alanlar oranı farklı olacaktır. Benzerlik oranı 2 bölü 5 olan iki üçgenin küçük olanın çevresini vermiş, büyük olanın çevresi. Benzerlik oranı 2 bölü 5. Çevreler oranı da aynısı olacaktır. Küçük 36'ymış. Büyüğü soruyor bize. Büyüğün çevresi nedir diye sormuş. O zaman hemen x eşittir buradan. Kaç olurmuş büyüğün çevresi? 90 olur. 180 ediyor. 2'ye bölersen 90'ı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yani çevreler benzerlik oranıyla aynısını yazabileceğiz. Yükseklikler de aynısını yazabileceğiz. Aynı şey kenarortaydı. Kenarortay alarak DEF üçgeni oluşturursa benzerlik oranı yine burada çevrelerin oranı da aynı olur. Benzerlik oranıyla aynı çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi şu soruyu hemen görmeye çalışalım.
3 vermiş, 4 vermiş. Bakın yapacağın tek şey şu açı ortak açı. Bunlar da eşit. Benzer üçgenleri yazıyorum. Hangi üçgen? ADE üçgeni benzerdir ACB üçgeni. Burada önemli olan D'ye karşı B'yi getirmen. Ortak açıdan başladım. Bunlar açı açıya göre benzer üçgen oldu. Şimdi de benzerlik oranını yazacağım. AD'nin AC'ye oranı DE'nin CB'ye oranı eşittir AE'nin AB'ye oranı. Bunları yazdıktan sonra soru bitiyor arkadaşlar. Şimdi de AD'yi vermiş 4. AC'yi ne vermiş? 3 artı x. Sonra geldik. DE ile işimiz var mı? Yok. O zaman bunu AE'ye 3 vermiş. Diğerine ne vermiş? AE 3, AB'yi de 9 vermiş. Şu sadeleştirmeyi yapsanız herhalde daha rahat soruyu çözeriz gibi geliyor arkadaşlar. Burada 1 kalır, burada 3 kalır. Hemen sorunun devam ediyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3 artı x eşittir 12. X buradan ne çıkacaktır? 9 olarak karşımıza çıkacak. Evet, bu soruyu da bu şekilde görebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi de şu soruya bakalım. Üçgenler benzer mi diye sormuş. Şunları tek tek. Şimdi bizim yapacağımız olay demek ki burada açı verilmediğine göre kenarların oranına bakalım. 8'in 16'ya oranı 1'e 2. 5'in 10'a oranı 5 ile bu kenara karşılaştıralım. Bakın, bu kenarla burayı karşılaştıralım. Sonra gelelim. Şu uzunlukla bu uzunluğu karşılaştıralım. 6'ya 12. Güzel. Burayla da burayı karşılaştıralım. Demek ki hepsinde 1'e 2 oranı var. O zaman üçgenlerimiz kenar kenara göre benzer oldu. Hangi üçgenler oldu? O zaman ADE üçgeni, ACB üçgeni. O zaman bu doğrudur. Benzerlik oranı hangi oran var? AD'de 5 var. AC'de 10 var. 1 bölü 2 oranı. ACB'nin AD'ye E'ye oranı. Benzerlik oranı bunun buna benzerlik oranı değil, AD'nin buna benzerlik oranı 1'e 2'dir arkadaşlar. Şimdi AD'nin benzerlik oranı 1'e 2'dir. Bunun 2'ye 1 olması lazım. AC 2 katı var. O zaman bu yanlış oldu. ADE üçgeninin AE kenarına ait kenarortay ACB üçgeninin AB'ye ait, bu 6'ya karşı AB'ye geliyor, tamam. Kenarortayların oranı 1'e 2'dir. Doğrudur. Bu da doğrudur. Evet, doğru şıkları ne yapmış olduk? Böylece bulmuş olduk. Şimdi bu soruda yine aynı şey var. Bu açılar eş verilmiş. Bizden sorulan AB'ye sorulmuş. Arkadaşlar yapacağımız birer açı eş verilmiş. Bir de ortak açı bulalım. Bakın bu ortak açı. Ortak açıya göre benzerliği yazabilirim. BAC üçgeni benzerdir. B'den başlıyorum. A'ya karşı D'ye gelecek. DA üçgeni. Neye göre? Açı açıya göre arkadaşlar. Açıya göre üçgenler benzer. Yazacağım. BAX. BD'ye geliyoruz. 12. AC ile işimiz yok. BC'ye bakıyoruz. 3. Şuradan okuyorum arkadaşlar. BC, BA. 3 bölü X. Bitti. Yani şu sıra AB istersen yazayım yukarıya. AB'nin BD'ye oranı. Bunu yazmadan da hemen bulmaya çalışabiliriz. BC'nin BA'ya oranı. İkilisi yetiyor. Üçüncüye gerek kalmadı. Oradan da x kare eşittir 36. X eşittir buradan 6 olarak
karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi şu soruya da bakalım ve geçelim. Şimdi birinci olarak biz bunu da neye göre uygulamamız lazım? Kenar açı kenar bak. Bu açı eş. Neden? Yamuk paralel olduğu için bunlar işlerse. Ben burada iki tane ayrı üçgen gibi bu şekilde yorumlasam, yani üçgenin birisi bu ADE üçgeni. Bunun üçü öbür üçgenin altısına, bunun da altısı büyük üçgenin, küçük üçgenin altısı büyük üçgenin 12'sine, küçük üçgenin üçü büyük üçgenin altısına karşı. Yani ADB üçgeni benzerdir DBC üçgenine. İşte DS şuradaki B'ye karşı geldi. AD'nin 3'ü DB'nin 6'sına, bu üçgenin altına yazalım. AD'nin DB'ye oranı eşittir DB'nin BC'ye oranı. Bu da eşittir AB'nin BC'ye oranı. Bilinenleri getirip yerine yazalım şimdi. AD'ye ne vermiş bize? 3 vermiş. DB kaç? 6. Oran çıktı o zaman arkadaşlar. 6'nın 12 oranı. İşte 1'e 2 oranı bulduk. 1'e 2, 1'e 2. AB'ye 4 demiş. Bizden AB'ye karşı DC'ye de X. 1'e 2 oranı var. X buradan 8 olur. Evet. Burada da yine aynı şekilde benzerlik oranı AB'nin DE'ye oranı 2 bölü 3 olur arkadaşlar. Oran, pardon, 3 bölü 2 olur. D'yi buraya aldık, 2'yi bu tarafa. Bir açısının açıortay uzunluğu 12 ise diğerinin açıortayına geldik. NE'yi sormuş bize. Ne açısının açıortayını istemiş. Evet. O zaman hemen içler dışlar çarpımını yaparsa buna da x diyelim. 3 bölü 2 eşittir. 12 bölü x. İşte üçgenlerin benzerlik oranı ise açıortaylarındaki benzerlik oranı da aynı olacaktır. O zaman geldik. Buradan da x eşittir 8 olarak karşımıza çıkarmış. Evet. Bu çözdüğümüz sorular bence yeterli. Geçtik şimdi buraya. Şimdi bizim hep Thales diye duyduğumuz olay, temel orantı teoremi ve Thales dediğimiz olayı duyacağız. Şimdi burada da şöyle yapacağız. İki paralel doğru varsa burada, bu üçgen üzerinde de olabilir. Burada ayırdıkları işte üçgende görürsek bunun buna oranı, bu kenarın buna oranı eşit olur. İkisi birbirine ya da bir üçgende bir kenara paralel bir doğru çektiğin zaman iki noktada kesiyor. AD'nin BD oranı AE'nin EC oranına eşit yazabileceğiz. O da nereden gelir? Onu da söyle. Üçgenin benzerliğine çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bu açı buna eş. Bu açı ortak. Bu açılar da eş. Açı açıya göre üçgenler benzer olur. Sonra da istediğin gibi buradaki oranı yazabilirsin. İşte bunu üçgen benzerlikleriyle de yapabiliriz. Ben üçgen benzerliğini burada uygulamadan 2'nin 3 oranı paralellik vermiş çünkü. X artı 1'in hemen 2x eksi 1'e oranı yazarak soruyu çözeceğiz. İçler dışlar çarpımı 4x eksi 2 3x artı 3 x eşittir 5. X uzunluğu 5. Evet. Yine örnek vermiş. Bakın bunları verdiyse burası 4K ise burası 3K'dır. Şunlardan dolayı. İlle 4 ve 3 olmayacak. 4'ün katı olacak. 3'ün katı olabilirdi de. Şimdi de buna göre buradaki paralelliğe göre uyguluyorum şimdi. 8'in x oranı 4K'nın 3K'ya. Buradaki
eşitlik orana göre buraya taşıdım. Bunu da buradaki üçgende rahatlıkla kullanabiliyoruz. Burada da k'ları sadeleştirme yaparsam 4x eşittir 24, x eşittir buradan 6 çıkacak. Evet, bu soruya bakalım. Şimdi bizim buradaki yorumumuz şu olacak. 4 ile 2 verim. Şu iki paralellik verildiğine göre burada 4K var. Burada 2K var arkadaşlar. İkinci adımımıza geldi. Şu iki paralel verilmiş. Şimdi bunu uyguluyorum. 4K'nın 2K'ya oranı. Buraya kadar olan 6'nın uzunluğu 6 oldu arkadaşlar. 6'nın x oranı oldu. Buradan k'ları sadeleştirirsek şu k'lar gitti. O zaman 4x eşittir 12, x eşittir 3. Yani önemli olan şu iki paralellik 4 ile 2 verdiyse burada 4K, burada 2K. Bunların oranını buraya taşıdım. Sonra da bu iki paralele göre 4K'nın 2K'ya bu 6'nın bu x oranını yorumlayacağız demektir. Şimdi burada da orta taban adı veriyoruz. Bunlar eşitse bu parçalar. Bu uzunluk buna eşit. Bu uzunluk da buna eşitse bu orta taban olur. Orta tabanı ne olacaktır? Yarısı olacaktır. Burada da onu anlatmaya çalışmış ve bu kuralı burada uygulayacağız. Bize diyor ki AD uzunluğu DB'ye eşit. Bu uzunluk da buna eşit. O zaman buraya orta taban adı veriyoruz. Yani x artı 4 eşittir 3x eksi 1'in neyi olacaktır? Yarısı olacak. Ben burada benzerlikler de yapabilirdim. AD'nin AB oranı 1'e 2 zaten oradan direkt oradan da çıkar. Hiçbir şey değişmez. 2x artı 8 eşittir 3x eksi 1. X'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa alırsak x eşittir 9 olarak elde etmiş oluruz. Orta tabanı daimi kullanmaya çalışalım. Şimdi burada Thales dediğimiz olay devreye giriyor. Thales'te de doğrular iki kesenle kesilmiş. O zaman bu uzunluğun buna oranı, bu parçanın bu parçaya oranı işte. Biz bunu şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. Şunu şuradan getirip buna bir paralel çekerim. İşte bunu üçgene de çevirebilirsiniz. Şu şekilde bir paraleli çekersek bunu biz ne yaparız? Ya da şöyle yapalım. Daha düzgün çekelim. O kenara bir paralel şu şekilde çekebilirdik. O zaman bununla da aynı şekilde bu soruyu çözülebilir. Zaten burada da aynı şeyi yapmış. Üçgenlerin benzerliğinden elde etmiş. Sonra az önceki anlattığımız temel benzerlik teoremine göre buna oranı, bu parçanın bunu. Zaten bu parça buna eşit, bu parça buna eşit. Oradan da bunları ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu soruda da yine aynı şekilde hemen uygulamaya çalışalım. Hangi yolu denersek deneyelim. Bize hiçbir şey değişmeyecek. Yalnız şunları yazalım. AB'nin BC'ye oranı eşittir 2 bölü 3. Yani bunun anlamı nedir? Burada 2K var. Burada 3K var demek. Bunu yazdım. DE'yi 8 vermiş. Şurayı soruyor. EF'yi soruyor. O zaman karesi uyguluyorum. 2K'nın 3K'ya oranı. 8'in x oranı. Buradan da K'lar birbirini götürür. İçler dışlar çarpımı yaptım. 2x eşittir 24. X eşittir buradan 12 olarak karşımıza çıkar. Evet. Bu da buradakilerin bunun DE paralelse benzer üçgenler oluşacak açı açıya göre. Yani bunun doğruluğunu ispatlamaya çalışmış. Evet, paralellik verilmiş. Burada her şey kullanılabilir arkadaşlar. İstersen açı açı benzerlik kullan, istersen temel teoremi kullan, ister Thales uygula, ne uygularsan uygula. Bunlar verilmiş. DE'nin BC'ye oranı soruluyor. Buraya o zaman burada üçgenlerin benzerliğini yazmamız lazım. Bu açı bu açıya eş. Bu açı da buradaki açıya eş. Bu da ortak açı.
ADE üçgeni benzerdir ABC üçgeni. Açı. Ya da şu paralellikte. AD'nin 2'nin AB 10'a oranı eşittir. DE'nin BC'ye oranı. Zaten biz onu sorduk. Burayı da sadeleştirirsek şunları da sadeleştir 1'e 5. O zaman bu oran bize neyi vermiş? 1 bölü 5'i vermiş. Evet. Şimdi bunun oranı 2'nin 8'e oranına eşit olmaz arkadaşlar. Bu kenarlar arasında. Burada 2, 8 varsa burada K'ya 4K var. Bunlar da aynı oran olmaz. 4K olur. Burada da bu parçanın tümün oranı 2 bölü 10'dan 1 bölü 5 oranı meydana gelir. Bu soruyu görelim. BC, AB'nin 3 katıymış. Burası x ise burası 3x. CD'nin tamamını vermiş. BE'yi istiyor arkadaşlar. 1. AF'yi de 6 vermiş. Yapacağım işlemi hemen şurada bir çizim olayıyla anlamaya çalışalım. Hemen bir paraleli çektim. Şu uzunluk 6. Şurası 6. Bu da 6. O zaman burası A ise bunun tamamı 22 olduğu için şu da 6. O zaman buraya 16 kalır. Buna geldik. Benzerlik yapıyorum. X'in 4x oranı. Tamamı 4x. A'nın 16. X'in 4x oranı A'nın 16. Hemen x'leri sadeleştirdim. Evet, 4a eşittir 16, a eşittir 4. Bu uzunluk 4 birim. Bizden BE'yi istemiş. BE uzunluğu eşittir 4 artı 6 yani 10'muş. Bu soruya bakalım şimdi de. Bu verilmiş, bura verilmiş. 6 verilmiş. Ne isteniyor? AB ile EF'nin toplamı isteniyor. Arkadaşlar yapacağımız olay şudur. Şu ikisi paralel. Şuraya önce bir x diyelim. 2'nin x oranı 4'ün 10 oranı. Bunun tümün oranı arkadaşlar. B köşesinde. Buradan da sadeleştirerek de yapabiliriz. Normal x eşittir buradan. Ne çıkıyor? 25 çıkıyor. Buraya da y dedim. Şimdi de onu buluyorum. 2'nin y'ye oranı bunun oranı 6'nın 10 oranı. Şimdi de buradan okuyorum arkadaşlar. Bu parçanın 6'nın 10 oranı yaptım. Şimdi de içler dışlar çarpımı yaptım. Buradan da 6y eşittir 20. Y eşittir 2 ile sadeleştirirsem 10 bölü 3. Bizden sorulan AB ile bu X ile Y'nin toplamı X artı Y'yi soruyor. X artı Y'yi buluyorum. Birinde 5 buldum. Birinde 10 bölü 3 buldum. Bunun gizli paydası bir 3 ile genişlettim. Buradan da 15 eşittir 25 bölü 3 olarak karşımıza çıkardım. Şuradan iki soru görüp ve noktayı koyuyoruz. Ya benzerlik ya da temel benzerlik uyguluyoruz. Şu x paralel. 6'nın 3 oranı, 8'in x oranı. Ya bu şekilde yapacağım ya da şöyle yapacağım. 6'nın 9 oranı veya diyoruz. 6'nın 9 oranı, 8'in 8 artı x oranı. İkisi de geçerlidir. İster buradan yap. Buradan yapacak olursan şunu da sadeleştirirsen 2 olur. X eşittir 4 çıkar. Buradan da yapsanız x'i 4 bulur. Şu soruya baktık. EE ile BC'nin oranını vermiş. Bu A ise burası 3'e.
A'yı da 4 vermiş. Bizden burayı istiyor. Şu X istiyor. O zaman üçgenler benzer. A'nın 4A'ya oranı. Bunun buna oranı. 4'ün 4 artı X oranı. A'nın 3A'ya oranı. 4'ün 4 artı X oranı. A'lar sadeleşti. 4 artı X eşittir 16 oldu. X eşittir buradan 12 olarak karşımıza çıkarmış. Şimdi bu soruya baktım. Bu ikisi paralel. Bu ikisi paralel. O zaman paralelse bunlardan. Burada 2A var. Burada 3A var. Aynı şey oranlar şu ikisinin paralelliğinden dolayı buraya taşırım arkadaşlar. Burası 2B ise burası 3B. Bitti. Temel benzerliği uyguluyorum şimdi de. Bakın buradan 3'ten buradan devam ettik. Şu paralellikte bunların oranını buldum. Buradan da buraya geçtim. Ondan sonra bu üçgenleri kullanıyorum. 2B'nin 3B'ye oranı, 4'ün x oranı. B'ler sadeleşir. 2x eşittir 12. X eşittir buradan 6 olarak karşımıza çıkacaktır. Yani benzerlikleri bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Her yerde karşımıza çıkıyor. Şu ikisinin oranını buraya taşıdım. 2, 3 diye taşımadım. Belki burada 4 olur, burada 6 olur. Ya da daha 3, 3'er katı olabilir, 4'er katı olabilir. Ona göre, sonra şekline göre o durum değişecektir arkadaşlar. Evet.